Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Oluşumla beraber şimdi temizlik yapacağız. Size de bir blok başlatayım dedim arkadaşlar. Klimamızı açtık tabii ki. Manisa yanıyor, çok sıcak. Şöyle Alparslan da sadece bezle dolaşıyor. Değil mi anneciğim? Evet, süpürgemizi çıkardık. Bugün robot çalışmayacak, biz yapacağız. Robot uyuyor değil mi annem? Evet, orada robot uyuyor. Neredeyse her gün çalışıyor o da. Oturma odasını, mutfağı falan her gün süpürüyor. Dedim bugün ben kendim süpüreyim. Şöyle koltukların üstünü falan alayım arkadaşlar. Güzel bir temizlik yapalım. Yardım edecek misin bana? Evet, yardım edecek. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Thank you.
akşam oldu arkadaşlar. Saatimiz 10'a geliyor. Saat 9 gibi ütüye başladım. Ben ütünün fişini taktım. 5 dakika durdum. Elektrikler gitti. Şansıma. Değil mi anneciğim? Alfa sana buradan bakıyor. Elektrikler gitti değil mi? Karanlıkta kaldık değil mi anneciğim biz? Şimdi devam edeceğiz. Pa yapacağız. Ütüye ellemek yok tamam mı? Ütü sıcak. Tamam anneciğim. Hadi bakalım sizi sabitleyeyim. Daha sonra ben ütüye başlayayım. Bayağı bir ütüm var. Videonun ikinci gününden tekrardan selamlar arkadaşlar. Geçen hafta pazar günü köye gitmiştik. Size vloglamadım o zaman. Annem böyle kabak vermişti. Kocamandı bayağı şöyle falan vardı herhalde. Sabah birazını kızarttım. Daha sonra böyle kalanlarını da buzluğa koyacağım. Daha önce de koymuştum böyle arkadaşlar. Kışın yemesi iyi olur. Şöyle kilitli poşetim kalmamış da şöyle bunlara koyacağım artık. Düzlerim bunları böyle bu şekilde koyarım. Arpasını da uyuttum arkadaşlar. Bakalım bugün biraz erken uyuttum ya. Akşam ne yapacak? Gece çok geç uyuyor. Bugün biraz erken yatırmaya çalışacağım. İnşallah erken uyur. Şöyle. Bu şekilde iyi herhalde zaten. Eşim çok fazla kabak sevmiyor da kahvaltılarda kendime yapıyorum. Bir de karışık yaptığım zaman da içinde yiyor öyle. Böyle bu şekilde koyayım. Kilitli poşetler daha iyi oluyor da kalmamış. Bundan da çok elimde. O yüzden almadım artık bunları kullanacağım. Şöyle bir şekilde ince iyi olur. Bundan biraz ayıracağım. Karışık kızartma yapayım bugün diyorum. Mercimek çorbasıyla. Birazcık da yaz yemeği yapayım. Şöyle biraz daha koysam mı? Şöyle bir bakayım. Bundan birazcık daha koyup gerisini de ayırayım artık. Şöyle yeterli. Sizler kışlık hazırlıkta neler koyuyorsunuz buzluğa arkadaşlar? Biz bu sene Kurban Bayramı'nda derin dondurucu aldık arkadaşlar. Böyle köyden çok fazla gelip koyduğum için almıyordu etlerle beraber. Buzdolabımın buzluğu o yüzden küçüklerinden üç çekmeceli aldık bu sene.
Şöyle koydum. Bunları da kızartırım artık. Buzdolabında da şöyle şeftaliler vardı arkadaşlar. Yine bunları pazar günü köyden getirdim. Annemlerin ceviz bahçesinde var böyle bir tane. Bu sene çok olmuş. Böyle o yüzden çok olduğu için de fazla büyümemişler. Böyle küçük küçük kalmışlar. Annem böyle küçük bir kasa vermişti bana. Yedik birazcık Alparslan'la beraber. Bunlar kaldı. Kötü olmaya başlamışlar artık. Daha fazla kötü olmasınlar, israf olmasınlar diye aklıma şey geldi. Meyve suyu yapıyorlar ya. İnternetten baktım arkadaşlar. Ondan yapacağım. Böyle şimdi bunları ıslayayım. Daha sonra kabuklarını soymadan doğrayıp kaynatacağım arkadaşlar. Daha sonra da çok az da şeker koyacağım. Tadına bakıp bakalım. Daha sonra böyle kavanozlara koyup ters kapatacağım. Vakumlayacağım kapaklarını. Kışın içeriz artık nasip olursa. Şeftalilerimi doğradım arkadaşlar. Şöyle üzerine gelecek kadar su ekledim. Bir su bardağı da şeker ekledim. Daha sonra en son tadına tekrardan bakıp ekleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden bir su bardağı ekledim. Böyle kaynasınlar bakalım. Altını açtım. Burada mercimek çorbam var. Burada kızartma yapıyorum. Karışık kabak kızarttım. Şöyle patlıcan, bir de burada da biberlerim var biraz. Mutfak alev alıyor arkadaşlar. Aldı başını gitti zaten, her yer dağıldı. Bir de sıcak. Bir de burada böyle bir şey var. Anne anne deyip duruyor. Ne oldu? İçeri git, burası sıcak. Bak içeride klima çalışıyor. Kapılar açık ama gelmiyor buraya değil mi anneciğim? Sıcak. Evet. Hadi oradan çekil. Tehlikeli orası. Hadi içeri git. Şöyle kaynattım arkadaşlar. Şimdi blenderdan getireceğim. Daha sonra da biraz daha kaynatacağım. Çünkü biraz soğudu. Yemek yedik o arada. Serdar'a da yeni kapak aldırdım arkadaşlar. Kavanoz kapağı yoktu. Kavanozları koyup daha sonra kapatıp ters çevireceğiz. Şöyle hazırlar arkadaşlar. Böyle 3 şişe 250 gramlık, 3,5 şişe de yarımlık geldi arkadaşlar. Böyle daha fazla su koymadım artık. Böyle biraz katı oldu ama annem dedi ki içeceğiniz zaman onu ayarlarsın dedi. Koyma artık dedi. O yüzden böyle yaptım. Size de artık burada veda edeyim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.